Tanrı acı çektirmekten zevk mi alıyor? Evet değerli kardeşlerim, bize sorulan diğer bir soru, Tanrı acı çektirmekten zevk mi alıyor diye soruluyor. Şimdi bu soruyu özellikle genç kardeşlerimiz, lise, üniversite öğrencisi kardeşlerimiz de bize muhatap olduğumuzda, karşılaştığımızda sık sık soruyorlar. Allahü Teala Rahman ve Rahim'dir. Allahü Teala'nın bütün fiillerinde, kul üzerindeki tasarruflarında Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisini görebiliriz. Ama biz bazen insanlar olarak yaşamış olduğumuz bazı imtihan gereği durumları veya diğer insanların yaşamış olduğu imtihan gereği sadece o insanın değil, onunla sorumlu olan, onun çevresindeki insanların da imtihan olan bazı durumları, işte bu eğer bize elem veriyorsa, acı veriyorsa neden bu insan veya bu insanlar bu acıyı, elemi çekiyorlar? Tanrı niye bunlara acı çektiriyor diye olur olmaz şekilde zihnimizde bir soru işareti oluşabiliyor. Şimdi bunu bir örnekle izah etmemiz mümkün. Diyelim ki biz bir odaya belirli bir açıdan bakıyoruz. Belirli bir açıdan bir odaya baktığımız zaman, özellikle yukarıdan, yüksek bir açıdan baktığımız zaman odanın bazı yerleri bizim için nedir? Görüş alanımızın dışında olan yerlerdir. İşte diyelim ki öyle bir odaya bakıyoruz ve görüş alanımızın dışında, bizim görmediğimiz noktada, odanın bir noktasında bir ateş veya bir tehlike yaratacak bir durum söz konusu. O odada da bir anne ile yeni emeklemeye başlamış bir çocuğu var. Çocuk o tehlikeye doğru, o ateşe doğru emeklemeye başladı. Anne ne yapar? O çocuğu alır, biraz önce oturduğu yere geri koyar. Çocuk inat etti, ısrar etti, tekrar gitmeye başladı. Anne tekrar bir daha, çocuk ısrar etti, anne tekrar. Artık belirli bir noktadan sonra anne çocuk ateşe gitmesin diye, çocuğu o tehlikeden korumak için çocuğu önce biraz hırpalar, sonra da onu terbiye ve tedip etmek için ne yapar? İcabında yavrusuna bir tane vurur, tokat akşeder. Şimdi bunu görüp, yani anne ile çocuğun arasındaki mücadeleyi görüp, annenin çocuğa tavrını görüp de ateşi görmeyen, tehlikeyi görmeyen bizler şöyle mi değerlendireceğiz? Ne kadar sadist, ne kadar gaddar bir anne çocuğunu hırpaladı, en sonunda dövdü. Çocuğuna acı çektirmekten zevk alıyor diye mi değerlendireceğiz? Yoksa ateşi gördüğümüz zaman, bakış açımızı değiştirip de tehlikeyi de gördüğümüz zaman ne kadar merhametli, ne kadar evladına düşkün bir anne, şefkatli bir anne ki evladının ateşe düşmemesi için o kadar uğraş verdi ve neticesinde de evladını tedip etmek, terbiye etmek zorunda kaldı mı diyeceğiz. Evet, elbette ki ikinci durum söz konusudur. İşte Allah Celle Celaluhu da rahmetinin bir gereği olarak bazen bize acı gibi gelen, ızdırap gibi gelen, elem gibi gelen hadiseleri bize yaşatmak suretiyle, bizi onlarla imtihan etmek suretiyle bizi çok daha büyük bir tehlikeden, çok daha büyük bir ateşten korumuş oluyor. Fakat biz dünya nazarıyla, dünya gözüyle ya da kıt aklımızla o tehlikeyi göremediğimizden dolayı sadece az önceki örnekte anne ve bebeğini görüp ateşi görmeyen insanların anneyi gaddarlıkla, zalimlikle suçlaması gibi Allahü Teala'yı ne yapıyoruz? Acı çektirmekle Allahü Teala'yı veya onların ifadesiyle Tanrı'yı acı çektirmekle suçlayabiliyoruz. Ama Allah bizim hem geçmişimizi, bütün kullarının hem geçmişini hem geleceğini gördüğünden dolayı, insanların kaderini bildiğinden dolayı Allah bizi bir takım yanlışlardan, tehlikelerden, hatalardan korumak için bazen bizi farklı şekillerde engelleyip, terbiye edip, tedip edebiliyor. Bu Allah acı çektirmeyi sevdiği için değil, bizzat Allah'ın rahmetinin, merhametinin bir gereği, bir yansıması olaraktır. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekir.